Değerli arkadaşlar, bu arada bir garip durum daha hafta başında yaşadık. Enteresan medyada çok yer bulmadı. Ama benim bir parlamento üyesi olarak, yasama organının üyesi olarak, yasama, yürütme, yargı, güçler ayrılığının Türkiye için olmazsa olmaz olduğuna inanan biri olarak beni ve benim gibi düşünenleri rahatsız eden bir gelişmeyi de üzülerek yaşadık. Herkesi tehdit etti. Allah var. Yani tehdit İçişleri Bakanlığı mı, İçişleri Bakanlığı mı anlamış değiliz. Ama Sayın Bakan herhalde Erdoğan'ın hışmından çekindiği için, bilemiyorum kafasında hangi siyasi hesap var, hangi odaklara şirin ve sempatik görünmek istiyor bilmiyorum. Ama siyasetçileri tehdit etti. Gazetecileri tehdit etti. Sanatçıları tehdit etti. Yeri geldik emrindeki emniyet kuvvetlerini tehdit etti. Tehdit etmediği bir anayasa mahkemesi başkanı kalmıştı ki onu da tehdit ederek Tehdit İşleri Bakanlığı olarak görevini yapmanın derin bir iç huzurunu herhalde yaşıyor. İçişleri Bakanı'nın o koltukta oturmaması lazım. Takdir beyefendi. Böyle bir şey olabilir mi değerli arkadaşlar? İçişleri Bakanı Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı tehdit edemez. Hatta bence hedef gösterdi. Tüm devlet yöneticileri, yetkilileri üst düzeyde korumayla geziyorsa ülkede zaten bir güvenlik zafiyeti vardır. Cumhurbaşkanı, ülkenin Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 500 polisle geliyorsa, Cumhurbaşkanı meclisteyken meclisin kiremitleri özel güvenlik kuvvetlerinin, komandoların potinleriyle kırılıyorsa zaten ülkede bir güvenlik zafiyeti vardır. Bir ülkede bir güvenlik zafiyeti varsa birinci derece sorumlu da doğal olarak İçişleri Bakanı'dır. Fakat ben Soylu'nun, hadi Anayasa Mahkemesi'nin güvenliğini korumayla sağlıyorsun. Kendi güvenliğini neyle sağlıyorsun o zaman sen? Şunu mu sorayım sana? Sen de kendi güvenliğini Abdullah Öcalan'a mektup yazdırıp onu Diyarbakır'da okutarak, Kandil'e yollayarak ya da kardeşini TRT'ye çıkararak mı sağlıyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Sayın Bakan, hepimizin güvenliğinden sorumlusun. Ve bizim güvenliğimizin korunması sana aittir. Burada bir zafiyet olursa sorumlu sensin. Anayasa Mahkemesi Başkanı değil. Aldığı bir karardan dolayı, o karardan dolayı Türkiye'de bir güvenlik zafiyeti olmaz. Ama senin uçuk bu çıkışların, yanlış baktığın pencere ve her şeyi sarayı memnun etme güdüsüyle yapan anlayışın Türkiye'de bir güvenlik zafiyetine yol açacaktır. Bugün İzmir'de Banu arkadaşımızın duruşması var. Arkadaşımız dedi ki minareden şarkı çalınıyor ezan yerine. İzmir İl Müftüsü bir açıklama yapmayacak mı? Ne oluyoruz dedi. Kızcağız 10 gün cezaevinde kaldı. Sonra dışarıdan dava görülmek üzere tahliye edildi. Bugün şu anda İzmir'de duruşması var. Ama Süleyman Soylu bir şey söylemişti. Demişti ki onu bulacağız, o provokatörü bulacağız ve kulağında ezan dinleteceğiz. Bunların var böyle merakları. Ağababası da şeyde Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılacaktı. Bir türlü kılamadı. Sayın Soylu da İzmir'deki bu provokasyonu yapan, bu saygısızlığı, bu edepsizliği hayata geçiren provokatörü bulup kulağında ezan dinleteceğim diyeli 5 ay oldu. Hala tıkıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı tehdit edeceğine İzmir'de camiden şarkı çalan provokatörü bul, onu yargıya teslim et. Senin vazifen bu. Değerli arkadaşlar, bugün yine gazetelerde gördük Oruç Reis gemimizin içler acısı halini. Gemi yerli, çalıştırmak üzere görevlendirilen firma yerli, ödeme dolarla. Yemin ediyorum, bak yemin ediyorum, Tayyip Erdoğan utanmasın, el alemden utanmasın. TL'yi kaldıracak, Türkiye'de doları resmi para birimi yapacak. Ya gemi yerli, verdiğin firma yerli, adama niye dolar veriyorsun kardeşim? Niye dolar veriyorsun?
Ayrıca Oruç Reis gemisini çalıştıracak kabiliyet ve kapasitede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gemiyi işletebilecek kabiliyet ve kapasitede adam yoksa, bu da senin 18 yılda devlette ehliyet ve liyakatı sıfırladığının açık bir göstergesidir. Hamaset atıyorsun, nutuk atıyorsun, yerli gemi diyorsun. E güzel. İşletmecisi de yerli. Türk firma. E güzel. Bu dolar niye kardeşim? Dolar niye? Sen 2018'de 4,5'tan aldığın doları son seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 4,4'ten aldığın doları kaç bugün? 7,5. 7,5 yaptın. Bunları zengin etmek için mi doların artışına imkan ve fırsat veriyorsun? Merak ediyorum. Maden Tetkik Arama Enstitüsü 2019 Oruç Reis araştırma gemisi işletmesi için Oras Denizcilik yerli 4.775.000 dolar. 3 Temmuz 2019 Oruç Reis gemisinin koruma gemisi hizmet alımı için Aras Romorkör, bu da yerli 2.327.000 dolar. 11 Temmuz'da Global Enerji'ye, bu da yerli 2.588.000 dolar. Ve 17 Aralık 2019 Oruç Reis takip gemisi için de gene Aras Romorkör'e 1.149.000 dolar, toplam 10.839.000 ABD dolarını yerli Oruç Reis gemisinin yerli işletmecisine işletme üzere, koruma üzere ödüyorsun. Ve ondan sonra bu millete yerlilik ve millilik edebiyatı satıyorsun. Şu tablo bile tek başına Türkiye'de gayri yerli, gayri milli insan deyince akla kim gelir sorusuna hemen Erdoğan'ı getirir. Bunu yapma ki akla sen gelme. Gemi yerli, işleten yerli, al sana 10 milyon dolar. Türk parasının suyu mu çıktı? Bunu da Erdoğan'ın ekonomiye bakışının dolar yeşili penceresinden olduğunun yeni ve son örneği olarak takdirinize sunuyoruz. Kamuoyu bütün bunları değerlendiriyor. Tek başına Türkiye'de gayri yerli, gayri milli insan deyince akla kim gelir sorusuna hemen Erdoğan'ı getirir. Bunu yapma ki akla sen gelme. Gemi yerli, işleten yerli, al sana 10 milyon dolar. Türk parasının suyu mu çıktı? Bunu da Erdoğan'ın ekonomiye bakışının dolar yeşili penceresinden olduğunun yeni ve son örneği olarak takdirinize sunuyoruz. Kamuoyu bütün bunları değerlendiriyor. Ve biraz önce söylemiştim. Milli devlet politikasını yerle yeksan eden Erdoğan'ı, millet şahsım diplomasisini ön plana çıkaran Erdoğan'ı inşallah ilk seçimlerde tasfiye etmeyi bilecek niyet ve anlayış içindedir.